Aldınız mı? Efendim merhabalar. Diyelim bu ucuz aynalar ve bugün Galatasaray'dayız. Neler çocuk? Siz Gökçe Hanım sizden başlayalım çocuğum. Evet, sevgili Tolga Örneğin filmi için geldik bu akşam. Tolga arkadaşımız. O yüzden de bu özel gecesinde onun yanında olmak istedik. Öyle şu anda buradayız. Emir Bey siz neler söyleyeceksiniz? Tolga, ben de çok eski arkadaşım. Çok seviyorum filmlerini. Aynaları da duyunca böyle heyecanla gelmek istedim ofiste. Gökçe de setten çıktı. Hemen koşa koşa buraya geldim. Bu yoğunluk nasıl gidiyor efendim? Vakit ayırabiliyor musunuz kendinize? Özel hayatınız olsun. Ayırmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Koşturmaca da güzel zaten. Koşturmak, çalışmak da güzel. Setin haricinde sahnelerde de görüyoruz. Daha doğrusu sosyal medyadan sizi takip ediyoruz ama oyuncu dostlarınızla birçok şarkılarda söylüyorsunuz. Özellikle Salih Bademci ile olan şarkınız çok konuşuldu. Neler söyleyeceksiniz bunun için? Ya Salih çok seviyor şarkı söylemeyi zaten. Biz ikimiz bir araya geldiğimiz zaman böyle durduramıyoruz birbirimizi. Onunla olunca ayrı keyifli oluyor. İşte Emirler çaldıkları zaman benim için keyifli oluyor. Böyle aslında denk gelince kişilerle beraber öyle yapıyoruz. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Evde sürekli bir şarkı söyleniyor mu efendim Emir Bey? Yok ya, yok. O kadar da değil. Sürekli piyano çalınıyor, o kibar. Evet. Ama, sürekli piyano çalınıyor. İçinden geldikçe. Evet, ben de arada eşlik ediyorum Emir'e. Siz arada değil efendim, her gördüğümüz yerde aslında eşlik ediyorsunuz ama şunu da sormak isteriz. Albüm vardı en son, bir albümün çıkış tarihi de belli değildi. Son durum ne oldu? Bunlara sürprizler de eklenecekmiş bildiğimiz kadarıyla. Ya valla o kadar yoğun geçiyor ki söyledin ya sen de. O kadar yoğun geçiyor ki ve hayatta o kadar hızlı akıyor ki konuştuklarımızı, yapmak istediklerimizi, hangi birini yapacağını böyle sıraya koyamıyoruz. Yani inşallah hepsini sırayla bütün isteklerimizi gerçekleştiririz. Geçtiğimiz günlerde de ufak bir kaza da yaşadınız kameralarda. Ya evet, yakalandık çok fena. Onu izledikten sonra neler düşündünüz ya, aslında? Çok komik yakalandık. Nazarlık. Evet, çok tam bir nazarlık oldu. Gerçekten komik yakalandık yani. Efendim diziyi de sormak istiyorum. Çok iyi gidiyor ama bazı dedikodular da var. Gene sosyal medya dedikodusu. Final yapacağı söyleniyor. Doğru mudur değil midir sizden bir öğrenelim istedik ama. Evet doğru. İşte zaten bu sezon artık final yapacaktı. Doğru. Mayıs ayında final yapacak. Doğru yani. Ama reytinglerle alakalı bir final değil galiba. Ya daha öncesinden planlanmış bir şey. Aslında evet, bu sezon sonu biteceği zaten konuşuluyordu. Çünkü hikayesi de bu kadardı aslında. Bitmişti. Evet, bu arada reytinglerde de zaten düşüş oldu. Evet. Bu da bir gerçek. Reytingler daha farklı ilerleseydi nasıl bir yol izlenirdi onu bilmiyorum. Ama normal şartlarda hepimizin bildiği bu sezon sonu biteceğiydi. Bu sezon bitecek ama sizin için bitecek mi her şey, tatile yoksa Bodrum'a doğru yola çıkacak mısınız? Yeni evinizde, yeni hayatınızda. Evet ya, yorulduk. Yorulduk bütün sezon. O yüzden tabii ki yani tatil var ama çalışmak hiçbir zaman bitmez. Tabii ki o hep devam eder. Ama öncelikle birazcık tatil, biraz dinlenme, sonra yeniden başlarız. Yazı tatil olarak mı geçirmeyi planlıyorsunuz en azından? Evet. Yeni öyle. Projeler de geliyor bildiğimiz kadarıyla. Hem sinema olsun hem TV olsun ama tabii ki. Bunları ayırırken nelere özen gösteriyorsunuz efendim kabul ederken teklif aşamasında? Ya valla şimdi tabii çok uzun anlatmayayım ama işte yani genel olarak işte proje, hikaye, heyecanlanıyor muyuz, işin yönetmeni, işin kastı, yani böyle bir bütününe bakıyorum aslında. Peki o zaman filmde başlayalım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.